Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün 3. üniteye başlıyoruz. Polinom fonksiyonlar başlığı. Evet, şimdi polinom fonksiyonlar konusunda şunları anlatacağız. Polinom fonksiyon nedir? Nasıl tanımlanır? Onu anlatacağız. Daha sonra polinom fonksiyonlardan doğrusal ve ikinci dereceden olan, yani birinci ve ikinci dereceden olanları inceleyeceğiz. Eşitsizlikler üzerinde duracağız. Ve daha sonra da çıkmış sorular, bu konuyla ilgili çıkmış soruları çözeceğiz. Evet, şimdi önce polinom fonksiyon tanımını yapalım. Polinom fonksiyon. Evet, şimdi arkadaşlar polinom fonksiyonu şöyle tanıtıyoruz. Genel şekli. N negatif olmayan tam sayı. Yani negatif olmayan tam sayı deyince 0, 1, 2, 3 bunu kastediyoruz. Negatif olmayan bir tam sayı olsun. A0, A1, A2 ve AN. Bunlar da gerçel sayılar olsun. Bu takdirde diyoruz ki AN çarpı X üzeri N artı AN eksi 1 X üzeri N eksi 1 böyle devam ediyor. A2 X kare artı A1x artı A0. Burada A0 sıfırdan farklı olmak üzere. Bu şekildeki fonksiyonlara polinom fonksiyon diyoruz. Burada N'ye polinomun derecesi deniyor. N sayısına polinomun derecesi diyoruz. Yani içerisindeki x'li ifadeler var. Bunlar içerisinde en büyük olan sayıya onun derecesi diyoruz. Şimdi birkaç örnek yazarsak mesela fonksiyonumuz şöyle olsun. Bu bir polinom fonksiyon. Nereden anlıyoruz? X'in kuvvetlerine bakıyoruz. Tam sayı olacak. X'in kuvvetleri negatif olmayan tam sayısı olacak. X kare var, X var, artı sabit var. Önündeki sayılar tam sayı olmak zorunda değil. Mesela diyoruz ki bu ikinci dereceden. Polinom fonksiyondur. Mesela başka bir örneğe bakarsak polinom fonksiyon örneği. Bu da bir polinom fonksiyon. X'in x'li ifadelere bakacağız. Negatif olmayan tam sayı olacak. X küp var, x kareli terim var, x'li terim var. Bu da sabit terim. Dolayısıyla bu da üçüncü dereceden polinom fonksiyon. Burada eksi 1 bölü 2 sabit terim. Sabit terimi şöyle de buluyoruz. Polinom fonksiyonda x yerine 0 yazdığınızda kalan sayı sabit terim oluyor. Mesela şöyle bir ifade görürsek, mesela polinom olmayan bir fonksiyon örneği verirsek. Mesela bu bir polinom fonksiyon değil. Bu sizi yanıltmasın. Mesela burada bunu şöyle yazabiliriz.
x üzeri eksi 2 artı 1. X'li ifadenin üzerinde ne olacak dedik? Negatif olmayan tam sayı olacak. Yani 0, 1, 2, 3 gibi sayılar olması gerekiyor. Dolayısıyla bu polinom fonksiyon değil. Evet, polinom fonksiyonlar demek ki böyle bir sürü polinom fonksiyon yazılabilir. Dikkat edeceğimiz x'li ifadeler, yani x'in üzerindeki ifadeler negatif tam sayı olacak. Eğer tam sayı değilse, yani 0 ve 0'dan büyük tam sayılar olacak. Öyle değilse polinom fonksiyon değildir diyoruz. Şimdi polinom fonksiyonlardan biz iki tanesini özel olarak inceleyeceğiz. Birincisi birinci dereceden polinom fonksiyonlar. Birinci dereceden deyince sadece içinde x'li terim olacak. Bir de sabit terim olabilir veya olmayabilir. Genel şekli şöyle. A çarpı x artı b şeklindeki fonksiyonlar. Mesela bunları örneklendirirsek mesela 3x artı 1. Bu bir birinci dereceden polinom fonksiyon. X'in üzerinde 1 var. Mesela başka bir fonksiyon yazarsak eksi 5x. Bu da bir polinom fonksiyon. X'in üzerinde 1 var. Bunlar birinci dereceden polinom fonksiyonlar. Bunlara doğrusal fonksiyon da diyoruz. Doğrusal fonksiyon. Evet, doğrusal denmesinin nedeni dik koordinat sisteminde bunların grafiğini çizerseniz, bu tip fonksiyonların grafiğini çizdiğinizde bir doğru belirtiyor. O yüzden bunlara birinci dereceden polinom fonksiyon veya doğrusal fonksiyon da diyoruz. Bir ikincisi inceleyeceğimiz ikinci dereceden polinom fonksiyonlar. İkinci dereceden deyince içinde x kareli terim olacak. Demek ki en büyük terim x kareli olacak. Bunun da genel şekli şöyle. Yani içerisinde ki x'li ifade kareli terim bulunduracak. Burada a sıfırdan farklı olacak tabii ki. Çünkü a sıfır olursa doğrusala dönüşmüş oluyor. Bunlara da ikinci dereceden fonksiyon diyoruz. Veya bunların grafiğini çizerseniz düzlemde bir parabol belirtiyor. Dolayısıyla bunlara parabol fonksiyonlar, parabolik fonksiyonlar da diyoruz. Yine bunun örneklerini yazarsak, ikinci dereceden bir polinom örneği. 1 eksi x kare mesela. Sabit terim 1. X kareli terim var. X'li terim olmayabilir, olabilir de. Mesela bir başka örneğini yazarsak. Bu da bir ikinci dereceden fonksiyon. İkinci dereceden polinom fonksiyonlar. Bunların köklerini araştıracağız. Bu özellikle birinci ve ikinci dereceden polinom fonksiyonların grafiğini çizip eşitsizlikler üzerinde duracağız. Hemen diğer kavramlara geçmeden bunlarla ilgili hemen birkaç örnek yazalım. Aşağıdakilerden hangisi polinom fonksiyon değildir? Soru bu. A şıkkı şöyle. Sağ, bu bir polinom fonksiyon mu? Hemen x'li terimlere bakıyoruz. X'li terimler kare var. X üzeri 1 var. Demek bu bir polinom fonksiyon. Dediğimiz şartı sağlıyor. Anlaşıldı mı? Yani x'li ifadelerin üstünde herhangi bir negatif tam sayı yok. Yani hepsi 0, 1, 2, 3'ten birisi. Bu ikinci dereceden bir polinom fonksiyon. Sağ, bir başka örnek.
Evet, bu da bir polinom fonksiyon. Kaçıncı dereceden? Diyoruz üçüncü dereceden polinom fonksiyon. Önündeki kat sayılar tam sayı olmak zorunda değil mesela, bak burada olduğu gibi. Ama x'li ifadeler üstü muhakkak pozitif tam sayı olacak. Veya sıfır da olabilir. Sadece şıkkı böyle verilmiş. Bu da polinom fonksiyon. Kaçıncı dereceden? Birinci dereceden. Evet, D şıkkı mesela, bu bir polinom fonksiyon mu? Evet, bu da bir polinom fonksiyon. Bu da sıfırıncı dereceden. Aslında bunun yanında x üzeri sıfır var gibi kabul ediyoruz. Bu da bir polinom fonksiyon. Dolayısıyla sabit olursa o da polinom fonksiyon. Derecesi sıfır, sıfırıncı dereceden. Evet, bu da bu fonksiyon. Bunda da bakıyoruz. X'in üzerinde 2 var. Bu kök x ne demek? X üzeri 1 bölü 2 demek. Üslü kesirli olmayacak. Dolayısıyla bu polinom fonksiyon değil. Diğer 4'ü polinom fonksiyon. Evet, ikinci soru. Aşağıdaki polinom fonksiyonlardan hangisinin derecesi 2'dir? Evet, A şıkkı şöyle. B şıkkı. Evet, 5 tane fonksiyon verilmiş. Aşağıdaki fonksiyonlardan diyelim, polinom fonksiyonlardan demeyelim. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinin derecesi 2'dir? Evet, bakıyoruz bunun derecesi 3. Bunun derecesi? 4. Hayır, 1 değil. Burada x artı 1'in 4. kuvvetini açarsak buradan x üzeri 4'lü bir terim gelecek. Dolayısıyla bunun derecesi 4. Burada da x eksi 1'in karesini açarsak bunun karesi x kare eksi 2x artı 1. Dolayısıyla x kareli terim geleceği için bunun derecesi 2. Doğru cevap bu. D ve E şıkkı, bunlar polinom değil. Bu da polinom değil. Bu 3'ü polinom fonksiyon. Bu 3, bu 4, bu ikinci dereceden. O halde demek ki bu şekilde de polinom fonksiyonlar karşınıza gelebilir. Açılımını yaparsak kaçıncı dereceden olduğunu söyleyebiliriz. Evet, üçüncü soru şöyle. Evet, aşağıdaki polinom fonksiyonun sabit terimi kaçtır? Fonksiyon şu. Evet, polinom fonksiyonumuz bu arkadaşlar. Sabit terimi şöyle buluyoruz bakın. Eğer şu olmasaydı sabit terim 2 diyecektik. Küp olduğuna göre bunun açılımını yapmamız lazım. Sabit terimi şöyle buluyorsunuz. Eğer böyle kapalı gösterimle verilmişse x yerine 0 yazıyoruz. X yerine 0 yazarsak 0 artı 2 çarpı 0 artı 2'nin kübü. 2'nin kübünden sabit terimi 8 olarak buluyoruz. O halde bu şekilde de
karşınıza gelebilir polinom fonksiyonlar. Evet, polinom fonksiyonla ilgili anlaşılmayan nokta var mı sorusu olan? Evet, şimdi birinci ve ikinci dereceden polinom fonksiyonları tekrar ele alıyoruz. Onların kökünün bulunması. Yani kökünün bulunması deyince birinci dereceden bir polinom fonksiyon dediğimiz zaman bu birinci dereceden bir polinom fonksiyon. A da sıfırdan farklı olsun. Şimdi bunun kökü kaçtır sorusu. Yani şunu soruyoruz. Ax artı b eşittir sıfır denkleminin çözümü nedir? Kökü nedir diye sorulduğu zaman bunu anlayacağız. Evet, bunun kökü nedir dediğimiz zaman buradan x'i çekersek ax eşittir eksi b, buradan x eşittir eksi b bölü a olarak çıkacak. Tabii ki a sıfırdan farklıysa çözümünü bulmuş olduk. Yine bunu hemen örneklendirelim. Üç x artı dört eşittir sıfır denkleminin kökü kaçtır şeklinde olabilir veya çözümü nedir, x nedir şeklinde de sorulabilir. Yani x yerine öyle bir sayı yazacağız ki 3 ile çarpıp 4 ile topladığımızda 0 elde edeceğiz. Hemen bu denklemi kolaylıkla şöyle çözüyoruz. 4'ü öbür tarafa atıyorum. Daha doğrusu denklemin her iki tarafına eksi 4 ekliyorum. Daha sonra her iki tarafı 3'e bölüyorum. Buradan x'i yalnız bırakırsam kökü eksi 4 bölü 3'tür diyorum. Halde birinci dereceden olursa işimiz hemen kolay. Şimdi ikinci dereceden olursa onlara bir bakalım. Evet, bunun kökü kaçtır dediğimiz zaman. Şimdi burada dikkat edersek birinci derecede hemen çözüm bulmak kolay. Şimdi ikinci dereceden bunların kökü kaçtır dediğimiz zaman şu denklemi çözebilmek için şöyle yapıyoruz. Önce katsayıları yardımıyla bir sayı hesaplıyoruz. Buna diskriminant diyoruz. Bunu şöyle hesaplıyoruz. X'in önündeki sayının karesi ne alıyoruz? Eksi 4 çarpı a ile c'yi çarpıyoruz. Böyle bir sayı buluyoruz. Şimdi bu sayıya göre bu denklemin çözümü hakkında karar veriyoruz. Şimdi diyoruz ki bu sayı 3 değer alabilir. 1, 0'dan küçük değer alabilir. 0 olabilir. 0'dan büyük değer alabilir. Şimdi sıfırdan küçük çıkarsa, sıfırdan küçük çıkarsa diyoruz ki bu denklemin çözüm kümesi boş kümedir. Yani çözümü yok. Sıfırdan küçük çıkarsa. Sıfır çıkarsa bir tane çözümü var. O da şu. X eşittir. Eksi B bölü 2A. Buna katlı kök de diyoruz. Sıfır çıkarsa, yani bunu sağlayan bir tane sayı var. Sıfırdan büyük çıkarsa iki tane sayı var. Bu sayılardan birine x1, diğerine x2 dersek bu sayıları şöyle bulacağız. Bu sayılardan birine bu formülle, diğerinde bu formül yardımıyla bulacağız. O zaman görüldüğü gibi ikinci dereceden denklemlerde arkadaşlar çözüm her zaman olmayabilir. Bir bilinmeyenlerde a sıfırdan farklıysa daima çözüm var.
İkinci dereceden olursa kaç sayılar yardımıyla şu sayıyı hesaplayacağız. Bu sayının aldığı değere göre çözümü olup olmadığına karar vereceğiz. Şimdi bu şöyle dursun şurada. Hemen bir kaç örneğini yapalım. Evet, şöyle dursun. Şöyle. Evet, sorumuz şöyle. Örnek. Eşittir sıfır denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Şimdi burada bakıyoruz. Ax kare artı bx artı c şeklinde olacak. A'sı x karenin önündeki sayı 1. B'si x'li terimin önündeki sayı 2. C'si sabit terimi eksi 7. Önce bunları tespit ediyoruz. Şimdi delta'yı hesaplıyoruz. Bak burada formülü var. Diyor ki b'nin karesini al. 2'nin karesi. Eksi 4 tane a çarpı c. Hesapladık. 4 artı 7 kere 4 28. Şu eksiden dolayı artı 28 eşittir 32. Evet, bunu bulduktan sonra bakıyoruz hangisine uyuyor. Sıfırdan küçük mü? Delta değil. Sıfıra eşit mi? Değil. Sıfırdan büyük. O zaman diyoruz ki bunun iki tane çözümü var. İki farklı çözümü var. Şimdi bu çözümleri buluyoruz. Bir tanesine x1 dersek, çözümlerden birine şu formülü uyguluyoruz bak. Eksi 2 eksi kök 32 bölü 2 çarpı a 1. Diğer kökü eksi 2 artı kök 32 bölü 2. Evet, bunu sadeleştirebiliriz. Şöyle 32'yi şöyle yazabiliriz. 16 çarpı 2 şeklinde yazabiliriz. ...16 karekök dışına 4 olarak çıkacak. Evet, 2'ye bölersek her tarafı... ...eksi 1, eksi 2 kök 2... ...diğer kökü de... ...eksi 1 artı 2 kök 2... ...olarak karşımıza çıkacak. Evet, delta sıfırdan büyükse dediğim gibi iki farklı kök olacak ve bu kökleri bu formül yardımıyla tespit edeceğiz. Şimdi bununla ilişkin örneklerimize devam edelim. X kare artı 5x artı 8 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Hemen önce kaç sayılar yardımıyla hesaplanacak dediğimiz gibi delta'yı bulacağız. Önce A'nın değerine bakıyoruz. A 1, B 5, C 8. Şu denkleme bakıyoruz bak. AX kare artı BX artı C. Şuna bakıyoruz.
x karenin öndeki sayı a, b'nin x'in öndeki sayı b, sabitleri 8. Şimdi delta'yı hesaplıyoruz. Şimdi bu konuya devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen bir soru daha çözelim. Sonra doğrusal fonksiyonları, sonra da grafiklerine bakacağız. Evet, bir başka örnek. Türkiye'nin çatıyor sana. Türkiye'nin çatıyor sana. Hadi herhangi bir evet, devam ediyoruz. Sen de bana bak. Evet, bu sefer sorumuz şu şekilde. 2x eksi 3x kare eşittir 0 denklemin çözüm kümesini bulunuz. Şimdi bunu iki şekilde çözebiliriz. Önce bu formülü kullanarak çözelim. Daha sonra eğer diyoruz ki bu çarpanlar ayrılabiliyorsa buna gerek yok. Şimdi önce formülü kullanalım. A'sı kaç? Hemen bakıyoruz. X kareli terimin önündeki sayı eksi 3. B'si x ifadenin önündeki sayı 2. C gözükmediği için 0 diyoruz. Evet, şimdi delta'yı hesaplayalım. 2'nin karesi eksi 4 çarpı a'sı eksi 3 c'si 0'dan 4 olarak karşımıza çıkacak. 0'dan büyük. Farklı iki çözümü var. Şimdi bu çözümleri buluyoruz. X1 eşittir. Formülü şurada bak. Eksi B. B'si 2 idi. Eksi 2. Eksi kök 4 bölü 2A. 2 çarpı eksi 3. Diğer kökü eksi 2 artı kök 4 bölü 2 çarpı eksi 3. Evet, bunu da düzenlersek. Eksi 2, bu da eksi 2, 2 olarak çıkacak. Bölü eksi 6'dan 4 bölü 6 olacak. İkinci kökü eksi 2 artı 2 bölü eksi 6'dan yukarısı 0 olduğu için 0 olarak çıkacak. Evet, bir bu formülü kullanarak yapabilirsiniz. Veya diyoruz ki eğer çarpanlara ayrılıyorsa, bu formülü kullanmaya gerek yok. Nasıl? Bakalım çarpanlarına ayırıyor mu? (2x) eksi 3x kare eşittir 0 denklemini çözmek istiyorum. Bak, her burayı x parantezine alırsam 2 eksi 3, burada da x kalacak, eşittir 0. 2 ifadenin çarpımı 0 ise ya bu 0'dır veya 2 eksi 3 eksi 0'dır. Buradan bir kökünü bulmuş olduk. Buradan da x'i çözersek bunu çözmeyi biliyoruz. 2 eşittir 3x'i bu tarafa atarsak 3x, her iki tarafı 2'ye bölersek x eşittir 2 bölü 3.
Demin de zaten öyle bulmuştuk. 4 bölü 6 sadeleştirirsek bu da 2 bölü 3. 2 bölü 3. Eğer çarpanlar ayrılıyorsa bu formülü kullanmaya gerek yok. Ama çarpanlarını ayıramıyorsanız kolay yolda bunu tercih ediyoruz. Kökleri bulmak için. Evet, şimdi arkadaşlar bu anlattıklarımızla ilgili çıkan sorular var. Onlarla bakalım birkaç tanesi. Evet, soru şu şekilde. Fx eşittir 6x eksi 12 polinomunun kökü kaçtır diye sorulmuş. Yani neyi soruyor bize? 6x eksi 12 eşittir 0 denkleminin çözümü kaçtır? Bunu soruyor. O halde bu birinci dereceden denklem. Az önce dedik ki x'i yalnız bırakmamız yeterli. 12 eşitliğini öbür tarafına attım. Her iki tarafı 6'ya bölersem cevap 2'dir diyorum. Evet, gayet basit bir soru. Evet, diğer bir soru. Polinomunun köklerinin çarpımı kaçtır diye sorulmuş. Evet, bu şekilde verilmiş. Köklerin çarpımı kaçtır diye soruluyor. Şimdi bunda köklerini bularak yapabiliriz. Veya bunun başka formülü de var ama biz köklerini bularak yapalım. X kare eksi x eksi 2 eşittir 0 denkleminin köklerine bakacağız. Şimdi bakın, eğer bunu diyoruz çarpanlarını ayırabiliyorsanız çarpanlarını ayırıp bulacaksınız. Çarpanlarını ayıramıyorsunuz. Mesela bunun çarpanlarını nelerdir? Bulabilir misiniz? Evet, uzun köklerden birisi bulalım önce, delta ile bulalım uzun yoldan. Evet, önce katsayılarına bakalım. A'sı 1. B'si eksi 1, C'si eksi 2. Önce delta'yı hesaplıyoruz. Eksi 1'in karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 2. Evet, buradan 1 artı 8 eşittir 9. Sıfırdan büyük 2 tane kökü var. Köklerinden birisine x1 dersek, diğerine x2 dersek, eksi b bölü 2a'dan eksi 1 eksi kök 9 bölü 2. Diğer kökü 1 artı 9 bölü 2 olacak. 2 çarpı 1'den. Evet, bu kök dışına 3 olarak çıkacak. 1 eksi 3 bölü 2. Bu da eksi 2 bölü 2'den. Eksi 1. Köklerinden birisi eksi 1. Diğer kökü 1 artı 3 bölü 2'den 4 bölü 2'den 2 olarak çıkacak.
Evet, köklerinin çarpımı, pardon, toplamını sormuş burada. Biz çarpımı dedik. Neyse, o zaman şıklar değiştireceğiz. Köklerinin toplamı kaçtır diye sorulmuş. Toplamı. Evet, toplamı 2 ile eksi 1'i toplarsak cevap eksi 1 olarak çıkacak. Veya bakın, bunu çarpanlarına ayırırsak, çarpanları şöyle bulun. Mesela bu denklemi şöyle yazabiliriz bakın. Bunu açarsak aynısını elde edeceğiz. Nasıl açılıyor? Açılımı şöyle. Bununla bunu çarpıyoruz. X kare. Daha sonra bununla bunu çarpıyoruz. Eksi 2x. Sonra bununla bunu çarpıyoruz. Artı x. Daha sonra bununla bunu çarpıyoruz. Eksi 2 eşittir 0. X kare eksi x eksi 2 eşittir 0 denklemini elde ettik. Eğer bu şekilde çarpanlarını ayırabiliyorsanız, o zaman diyoruz ki bu ikisinin çarpımı sıfırsa ya bu sıfırdır veya bu sıfırdır diyorsun. Buradan x eşittir eksi 1 veya x eşittir 2 çözümünü elde ediyoruz. Hangisini tercih eder? Çarpanlar ayırmasını eğer ayırabiliyorsak direkt bunu tercih ediyoruz. Diyelim ki çarpanlarını ayıramadık. O zaman bu deltayı kullanarak uzun uzun yapıyoruz. Evet, bir başka soru yine bununla ilişkin. Evet, böyle bir soru sorulmuş. Çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Evet, nasıl yazacağız? Şıklarını vermeden hemen neye bakacağız? Delta'ya bakacağız. Delta için önce A'ya bakıyoruz. A'sı 2, B'si eksi 1, C'si 6. Delta'yı hesaplarsak eksi 1'in karesi eksi 4 çarpı 2 çarpı 6. Eksi 1'in karesi 1. Burası eksi 48. Eşittir. Eksi 47. Sıfırdan küçük. Cevap boş küme. Halde bunun çözüm kümesi boş kümedir diyoruz. Evet, şimdi kitapta geldik arkadaşlar. Sayfa 69'a gelmiş olduk. Şimdi sayfa 69'da bu fonksiyonları yeniden ele alacağız. Doğrusal fonksiyonlar var, bakın dikkat ederseniz. Bunların grafikleri nasıl çizilir, onun üzerinde duracağız. Sonra bir de paraboller var, bunların grafikleri üzerinde duracağız. Evet, doğrusal fonksiyonları yeniden ele alıyoruz. Doğrular diyoruz. Evet, bunlara dedik ki birinci dereceden polinom fonksiyon veya grafiğini çizersek bunlar doğrusal fonksiyonlar. Şimdi doğrusal fonksiyonlarda önemli kavramlardan birisi eğim kavramı. Bir doğrunun eğimi. Şimdi bir doğrunun eğimi dediğimiz şey şöyle bir şey arkadaşlar. Düzlemde şimdi diyoruz ki size herhangi bir doğru verildiğinde, şöyle bir doğru verildiğinde, doğrunun x ekseni 50 ile yapmış olduğu bir açı var. Bakın kaç tane açı var burada? 1, 2, 3, 4 tane. Şu açıyı kastediyoruz biz. Şu açı. Şimdi doğrunun eğimi şöyle tanımlanıyor.
Eğer açıyı biliyorsak açının tanjantına bakıp doğrunun eğimini söylüyoruz. Birinci yöntem bu. Açıya bakıyoruz. Eğim eşittir tanjant teta diyoruz. Eğer eğim yoksa, açı yoksa elimizde doğrunun iki noktası yardımıyla buluyoruz. İki noktası yardımıyla şöyle buluyoruz. Doğruya ait iki tane nokta alıyoruz. Buradan bir dik üçgen oluşturursanız şu açıyla bu açı aynı açı olacak. Dolayısıyla diyoruz ki bu açının tanjantıyla bu açının tanjantı aynı olduğuna göre eğim dediğimiz şey şu uzaklığın şu uzaklığa oranıydı. Şurası y2 olacak, pardon. O zaman diyoruz ki şu uzaklık bu ikisinin farkı, şu uzaklık da bu ikisinin farkı. O zaman eğimi şöyle tanımlıyoruz iki noktası yardımıyla. O halde doğru eğimini iki şekilde bulacağız. Bir, açı varsa, tanjant açı yoksa iki noktası yardımıyla bu şekilde hesaplanacak. Şimdi bir ara verip bu konu grafiği üzerinde, eğim üzerinde tekrar duracağız. Evet arkadaşlarınızı çağırın, başlıyoruz. Şimdi doğrusal fonksiyonların grafikleri üzerinde duracağız. Ayrıca eğim üzerinde duracağız. Bu hafta sadece doğrusal fonksiyonları bitirelim. Haftaya bu bölümden ikinci dereceden fonksiyonlardan devam edeceğiz. Evet, şimdi doğrusal fonksiyonlar, doğruları tekrar yeniden ele alıyoruz. Doğrular. Şimdi doğruların eğimi iki şekilde bulunacak dedi. İki noktası açı varsa açı yardımıyla yoksa iki noktası yardımıyla. Bir de eğer doğrunun denklemi varsa eğimi şu şekilde tespit edeceğiz. Eğer doğrunun denklemi bu forma getirilirse x'in önündeki sayı doğrunun eğimine karşılık geliyor. Örneğin diyelim ki 3y eşittir 5x eksi 1 doğrusunun eğimi dediğimiz zaman doğrusunun eğimi y'yi yalnız bırakıyoruz. Her iki tarafı 3'e bölüyoruz. X'in önündeki sayı doğrunun eğimine karşılık geliyor. Eğim eşittir 5 bölü 3'tür diyoruz. Bir bu şekilde eğer denklemi varsa denklemi yardımıyla bu şekilde buluyoruz. Denklemi yoksa iki noktası verildiyse iki noktası yardımıyla bulacağız. İki noktası verildiyse doğrunun denklemi şöyleydi hatırlarsak. Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1. Şimdi doğruları eğimlerine göre sınıflandırıyoruz. Şöyle ki. Yazanlar yazsın. Şimdi düzlemde arkadaşlar dört tip doğruyla karşılaşacağız. Birincisi şöyle. Evet bakın birincisi şöyle arkadaşlar. Her biriyle ilişkin örnek de vereceğiz ve grafiğini çizeceğiz. Birincisi
X ekseni ile yapmış olduğu açı 0 ile 90 derece arasındaysa eğim pozitif. Pozitif eğimli doğrular. Bunların denklemi genellikle şöyle olacak. X'in öndeki sayı pozitif bir sayı olacak. Mesela diyelim ki 5x artı 1. X'in öndeki sayı pozitif çıkar. Eğer doğrunun eğimi bu şekilde. Tersine eğimi bu denklem bu şekilde ise grafiği bu şekilde çıkar. İkincisi x ekseni ile yapmış olduğu açı bu şekilde ise eğim negatif çıkar. Yani negatif eğimlidir. Tersine eğim negatif eğim ise bu şekildedir. Mesela bunu da bir örneğini yazalım. Eksi x artı 1. Mesela eğim x'in öndeki sayı negatif olacak. Üçüncü tip doğrular x eksenine paralel doğru olabilir. Bunda eğim 0. Bunların da denklemi y eşittir şeklinde olacak. Y eşittir herhangi bir sayı. Mesela y eşittir 6 olabilir. Y eşittir eksi 2 olabilir. Bunlar da bu şekildeki doğrular. Dördüncü tip doğrular x eksenine dik doğrular. Bunlarda da eğim tanımsız olacak. Bu doğruların denklemi de x eşittir bir sabit sayı şeklinde olabilir. Mesela x eşittir 3 şeklinde. O halde doğruları eğimlerine göre sınıflandırırsak 4 tip doğru karşımıza çıkıyor. Pozitif eğimli, negatif eğimli, eğimi sıfır olanlar ve eğimi tanımsız olanlar. 4 tip doğrumuz var. Şimdi doğruların grafiklerini nasıl çizeceğiz? Grafiklerini de eğimle yine bağdaştırarak çizmeye çalışacağız. Evet, bunları arkadaşlar örneklerle oturursanız biraz acele edelim. Örneklerle pekiştireceğiz. Y eşittir x artı 2 doğrusunun grafiğini çiziniz, eğimini hesaplayınız. Arkadaşlar doğrunun grafiğini şöyle çizeceğiz. Bakın pratik çizimi şöyle. Dik koordinat sistemini alıyoruz. Evet, koordinatlarsak şöyleydi dik koordinat sistemi. Bakın pratik çizimi şöyle. Önce x'e 0 veriyorsunuz. Doğrunun y ekseni kestiği noktayı buluyorsunuz. Bak. X'e 0 yazarsam, x yerine 0 yazarsam y'si kaç oluyor? 0, 2 noktası. Önce bu noktayı tespit ediyorum. 0, 2 noktası arkadaşlar. Birinci bileşeni 0, ikinci bileşeni 2 olan nokta. Şu noktayı kastediyoruz. Sonra y yerine 0 veriyorum. Y yerine 0 yazarsam x artı 2 eşittir 0 denklemini çözmem gerekiyor. Birinci derste de gördük ki bunun çözümü x eşittir eksi 2. Eksi 2 0 noktası. Yani birinci bileşeni eksi 2, ikinci bileşeni 0 olan nokta o noktada bu nokta. Bu iki noktayı bulduktan sonra bu iki noktayı birleştirdiğiniz takdirde doğrunun eğimini, denk grafiğini çizmiş oluyorsunuz. Grafiği bu. Dikkat ederseniz pozitif eğimli bir doğru. Şunlardan birine benzedi. Zaten doğrunun eğimi kaç dersek eğim. Dedik ki y eşittir x şekline getirsek x'in öndeki sayı eğimi verecek. X'in öndeki sayı eğim 1. Bu doğrunun eğimi 1. Grafiği de bu şekildedir diyoruz. Ve pozitif eğimli bir doğru. Gördüğünüz gibi. Pratik çizimi bu. Şimdi her biriyle ilişkin birkaç örnek yapalım. İkinci bir grafik. İki y artı x eşittir. Eksi bir doğrusunun
grafiğini çiziniz. Eğimini hesaplayınız. Şimdi grafikten önce eğimini hesaplayalım. Şimdi bak 2y artı x eksi 1 şeklinde verildiyse önce y'yi yalnız bırakıyorsunuz. 2y eşittir x'i bu tarafa atıyorsunuz. Eksi 1, eksi x, eksi 1. Sonra her iki tarafı 2'ye bölersek. X'in önündeki sayı eksi 1 bölü 2. Eğim eksi 1 bölü 2. O zaman diyoruz ki grafiği eğimi negatif. Grafiği böyle bir şey çıkması lazım. Buna benzemesi lazım. Eğim negatif. Şimdi bakın grafiğini çizelim. Evet, koordinatlayalım yine. 1, 2, 3 diyelim. 1, 2, 3. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. Evet, şimdi önce koordinatları buluyoruz bakın. Şu denklemi kullan. X yerine 0 yazarsam, şurada x yerine 0 yazarsam, 2y eşittir eksi 1 denklemini çözeceğim. Buradan y eşittir eksi 1 bölü 2. X'i 0, y'si eksi 1 bölü 2 olan nokta şurası. Sonra y yerine 0 yazarsam, y yerine 0 yazarsam, x eşittir eksi 1. Şurada y yerine 0 yazarsak, x eksi 1 oluyor. Eksi 1 0 noktası, o da şu nokta. X eksi 1, y sıfır olan nokta. Doğruya ait iki nokta bulduk. Bu iki noktayı birleştiriyoruz. Doğrunun grafiği çıktı. Zaten negatif eğimliydi. Ve grafiği de o şekilde bekliyorduk. O halde buna benzer bir doğru çıktı. Evet, üçüncü örneğimiz. Y eşittir 3 doğrusunun grafiğini çizsiniz. Eğimini hesaplayınız. Şimdi yine diyoruz ki eğimi y eşittir şekline getirdikten sonra x'in önündeki sayı eğimini. Şimdi bakıyoruz burada x'li ifade yok. Yani bunu şöyle düşünebiliriz. 3 artı 0 çarpı x olarak düşünebiliriz. O halde x'in önündeki sayı 0. Eğimi 0. Eğim 0. O halde y eşittir sabit şeklindeyse eğimi 0. Grafiği şöyle bekliyoruz. X eksenine paralel bir grafik bekliyoruz. Bakın bunun grafiğini de şöyle çiziyoruz. Yine koordinatlayalım. Şimdi her x için y 3 değerini aldığına göre 0'da aldığı değer 3, 1'de aldığı değer 3, 2'de aldığı değer 3. Her noktada 3 değer aldığına göre bu noktaları birleştirirsek bu doğrunun da grafiğini elde etmiş oluyoruz. Yani x eksenine paralel bir doğru olacak. O zaman bakın 3 tip doğruyu da incelemiş olduk. Eğimi 0 olan doğrular x eksenine paralel. Eğimi pozitif olan doğrular x eksenine dik doğrular, eğimi negatif olan doğrular, x eksen ile yapmış oldukları açı 90 dereceden büyük olanlar. Evet, şimdi buna ilişkin sorulara devam edelim.
x artı y eşittir 3 doğrusunun eğimi kaçtır mesela? 3, eksi 3, 1, eksi 1, 0. Evet, şimdi bakalım ne kadar anlaşılmış. Bu eğimi kaç? 3 diyenler? Bu doğru eğimi kaç? Doğru eğimi? Kaç? 3 diyen kaç kişi var? 3. Eksi 3 diyen? 1 diyen? Yok. Eksi 1 diyen? O da yok. 0 diyen? O da yok. Şimdi bakın arkadaşlar, az önce anlattım ya. Önce y'yi yalnız bırakacaksın. Y'yi yalnız bırakırsak bakın. X artı y eşittir 3. Y'yi yalnız bırakmak için x'i bu tarafa atıyorum. Y eşittir 3 eksi x oldu. X'in önündeki sayı kaç? 0 mı? Bak bakalım. 3 artı eksi 1 çarpı x şeklinde düşünebilirsin bunu. X'in önündeki sayı eksi 1. Eğim eksi 1. Y eşittir şekline getirdiğin zaman x'in önündeki sayı eğimi verecek. Sen bir örnek daha yapalım. Örnek. Evet, şıklar yazıyorum. 4 eksi 4 5 bölü 4 4 bölü 5, 0. Evet, 4 diyen var mı? 4 diyen? Bir kişi. Eksi 4 diyen? 2 kişi. 5 bölü 4 diyen? 5 bölü 4? Evet, 5 bölü 4 diyen çoğunlukta. Evet, yavaş yavaş anlaşılıyor. 4 bölü 5 diyen yok. Evet, y'yi yalnız bırakacağız. 5x eşittir 4y. Eşitliğin öbür tarafına attım. Y'nin önünde 4 var. 4'ten kurtuluyorum. Her iki tarafı 4'e bölüyorum. Y eşittir formatına getirdikten sonra x'in önündeki sayı eğimi verecek. Eğim 5 bölü 4. Evet, anlaşıldı mı şimdi? Y eşittir şekline getirdikten sonra x'in önündeki sayı eğimi verecek. Örneklere devam edelim. 4y eşittir x artı 8 doğrusunun grafiğini çiziniz. Eğimini bulunuz. Evet, eğimi kaç hemen söyleyebilirsiniz pratik olarak. Eğimi? Y'yi yalnız bırakın. Her iki tarafı dörde bölün. Kaç çıkıyor eğimi? Bu doğru eğimi. Doğru eğimi kaç arkadaşlar? Her tarafı dörde bölersek bak. Y'yi yalnız bıraktık. X'in önündeki sayı eğim. Eğimi 1 bölü 4. Pozitif eğimli bir doğru. Yani şöyle bir grafik bekliyoruz. Şuna benzemez. Böyle bir grafik. Yönü bu şekilde olması gerek. Şimdi grafiğini çizelim.
Evet, x yerine 0 yazarsak, x 0 iken şurada x yerine 0 yazarsak y'si 2 çıkacak. 0 2 noktası. X'i 0, y'si 2 olan nokta şu nokta. Şurası. Y yerine 0 yazarsam, y yerine 0 yazarsam x eşittir eksi 8 olacak. Çünkü şu denklemi çözeceğim. İkiyi bu tarafa attım. Eksi 2 eşittir x bölü 4. Her tarafı 4 ile çarptım. X eşittir eksi 8. X eşittir eksi 8 işaretlersek eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7, eksi 8 diyelim. Şurada bir nokta. O halde bu iki noktayı birleştirirsek doğrumuzun grafiğini de elde etmiş oluruz. Bu şekilde. Ve bu yönlü olduğunu söylemiştik. Pozitif eğimli. X ekseniyle yapmış olduğu açı 0 ile 90 derece arasında. Evet, doğrularla ilgili bilmemiz gereken diğer bir nokta. Doğruların kesişimi. Bugün anlatacağımız son konu bu olacak. Bu polinomlar konusuna haftaya yine devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi doğruların kesişimi. Şimdi elimizde iki tane doğru olduğunu varsayalım. İki tane doğru olduğunu varsayalım. Bu doğrulardan biri şöyle olsun. D1 doğrusu. Denklemi şu şekilde olsun. Y eşittir diyelim ki A1x artı B şeklinde olsun. Diğer doğrumuz da Y eşittir A2x artı B2 şeklinde olsun. İki tane doğru. Şimdi iki doğru düzlemde şöyle olabilir. Bu iki doğrunun birbirine göre durumu. Doğrular paralel olabilir. İkisi paralel olabilir. İki doğru çakışık olabilir. Aynı doğru. Yani bu iki denklem aynı doğruyu gösteriyor olabilir. Üçüncü durum. Doğrular bir noktada kesişiyor olabilir. Üç durum söz konusu. İki doğru varsa ya paraleldir, ya ikisi aynı doğruyu gösteriyordur ya da çakışıktır. Şimdi bunu tespit etmenin yolu şöyle. Doğruların eğimlerine bakıyoruz. Mesela birinci doğrunun eğimi A1. İkinci doğrunun eğimi A2. Eğer A1 eşit eşitse, doğruların eğimi eşitse paraleldir bunlar veya çakışıktır. Farklı ise bir noktada kesişirler diyoruz. Kesiştikleri noktayı da bu iki denklemin ortak çözümünden elde edeceğiz. Kesiştikleri nokta varsa. Evet, tekrar ediyorum bak. İki tane doğru denklem verildiğinde ise bu doğrular ya paraleldir, ya çakışıktır ya da bir noktada kesişiyordur. Bir noktada kesişiyorsalar kesiştikleri noktayı bulacağız. Değilse paraleldir diyeceğiz. Şimdi örneklendirelim. Örnek, bir örnek üzerinden açıklayalım.
ve doğrularla grafiğinde çizelim. Doğruların grafiğini çiziniz. Evet, şimdi bakın bu örnek üzerinden şimdiye kadar anlattıklarımızın hepsini özetleyeceğiz. Hem eğim bulacağız, hem grafik çizeceğiz, hem de kesişikler nokta varsa onu bulacağız. Şimdi bak, birinci doğrunun eğimi. Y eşittir 2x artı 1 doğrusunun eğimi. Evet, kaç bu doğrunun eğimi arkadaşlar? Şu doğrunun eğimi? Y eşittir 2x artı 1 doğrusunun eğimi kaç? 2'de 1. Kaç? 2'de 1. 2 değil mi bak? X'in öndeki sayı kaç? 2. Doğrunun eğimi 2. Y eşittir formatına getirsek X'in öndeki sayı eğimiydi. Y eşittir eksi 3x artı 2 doğrusunun eğimi kaç? Eksi 3. Evet, eksi 3. Birisi pozitif, birisi negatif eğimli doğrulu. Eğimler farklı mı olduğundan bir noktada kesişirler. Evet, dedik ki eğimler eşitse paralel, çakışık, farklıysa bir noktada kesişir. Şimdi kesişikler noktayı bulmadan önce grafiklerini çizelim. Evet, koordinatlayalım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. Evet, şimdi dik koordinat sistemini aldık. Önce y eşittir 2x artı 1'in grafiğini çiziyoruz. Bakın grafiği şöyle çiziyorum. X yerine 0 yazıyorum. X yerine 0 yazarsam y'si kaç oluyor? 1. 0, 1 noktasını işaretliyorum. 0, 1 noktası şurası. Sonra y yerine 0 yazıyorum. Y yerine 0 yazarsam x'i eksi 1 bölü 2 olarak çıkıyor. Şu denklemi çözersek. Eksi 1 bölü 2 şu nokta. O halde doğrunun grafiğini çiziyorum. Doğrumuz şu. Eğimi pozitifti zaten. Pozitif eğimli bir doğru çıktı. Şimdi ikinci doğrunun grafiğini çizelim. Y eşittir 2x yerine 0 yazarsam y'si 2. 0, 2 noktasını işaretliyorum. Şu nokta. Sonra y yerine 0 yazarsam bu denklemi çözersem x'i eksi 2 bölü 3 çıkacak. 2 bölü 3. 2 bölü 3 de şurada bir nokta. O halde bu iki doğru noktayı birleştirirsem diğer doğrunun grafiğini elde etmiş oldum. İkisinin kesiştiği bir nokta var. Şu nokta. Şimdi bu noktanın koordinatlarını bulacağız. Evet, şimdi buraya kadar anlaşılmayan nokta varsa sorun. Şimdi sayfayı değiştireceğim, çözüm kümesini bulacağız. Var mı anlaşılmayan nokta? Bak tekrar edersek doğrunun eğimini bulduk. 2x artı 1'den eğimi 2. İkinci doğrunun eğimi x'in öndeki sayı eksi 3'ten eksi 3. Bunlar farklı olduğu için bir noktada kesişiyorlar. Grafiğini çizmek için önce x yerine 0 yazdım.
0,1 noktasını işaretledim. Sonra y yerine 0 yazdım. X'i buldum. -1/2. Bu iki noktayı birleştirdim. Bunun grafiğini bulduk. Sonra ikinci doğruda x yerine 0 yazdım. Y'si 2. Y yerine 0 yazınca x'i 2/3 bulduk. O noktayı da bulduk. İkinci doğruyu da çizdik. Şu noktanın koordinatlarını bulacağız. Koordinatları şöyle buluyorsunuz bak. Evet, bu iki doğrunun kesiştiği noktayı şöyle buluyoruz. Kesiştiği nokta. Bak, y eşittir 2x artı 1 olarak verilmiş. Y yerine 2x artı 1 yazıyorum. Bu denklemi çözeceğim. Evet, birinci derste de söyledik. Bu bir bilinmeyen denklem. X'i bu tarafa atıyorum. 2x artı 3x. 1'i bu tarafa atıyorum. İşaret değiştiriyor. Burası 5x eşittir 1. X eşittir 1/5. Yani şu noktanın birinci koordinatını bulmuş olduk. 1/5. Y koordinatını bulmak için x yerine 1/5 yazıyorum. Evet, bu işlemi yaparsam 7/5'te y koordinatı bulunmuş oluyor. O halde kesiştikler nokta 1/5'e 7/5 noktası. Yani şu noktanın koordinatlarını bulmuş olduk. 1/5'e 7/5 noktası. Evet, var mı? Bak, bu soruyla anlattıklarımızın hepsini özetlemiş olduk. Bir başka soru daha çözelim. Evet, kesiştikler noktayı bulunuz. Şimdi önce kesişip kesişmediklerine karar verelim. Y eşittir x artı 1 doğrusunun eğimi kaç? Evet, kaç arkadaşlar eğimi? Y eşittir x artı 1'in? Evet, 1. X'in öndeki sayı 1. Y artı x eşittir 3 doğrusu neyimi? Önce ne yapacağız? Y'yi yalnız bırakacağız. Y'yi yalnız bırakırsak y eşittir 3. X'i bu tarafa attık. Eksi x. Bu doğru neyimi kaç? Eksi 1. Bir farklı eksi 1 olduğundan bir noktada kesişirler. Şimdi kesiştikler noktayı koordinatını bulacağız. Tamam, adım adım gidelim. Buraya kadar anlaşıldı mı? Y eşittir x artı bir doğrusunun eğimini bulduk. Y artı x eşittir 3 doğrusunun eğimini bulmak için y'yi yalnız bıraktım. Eğimini buldum. Eğimler farklı olduğu için bir noktada kesiştiklerini tespit ettim. Şimdi kesiştikler noktayı bulacağım. Y x artı 1 eşit olduğuna göre burada y yerine x artı 1 yazıyorum. X'i bu tarafa, 1'i bu tarafa atacağım. X artı x 3 eksi 1.
Buradan 2x eşittir 2, x eşittir 1 buldum. Bu 1'i ister burada ister burada yerine yaz. 1 artı 1'den y'de 2 çıktı. O halde kesiştikler nokta 1, 2 noktası. Kesiştikler nokta 1, 2 noktası. Kesişim noktası. Grafiklerini çizip görebiliriz. Grafiklerini de çizelim. Evet, önce birinci doğrunun grafiğini çizelim. X yerine 0 yazdık. Y'si 1, 0, 1 noktası. Şuradan geçiyor. Y yerine 0 yazarsam x eksi 1 olmak zorunda. X eksi 1. O halde bu doğrunun geçtiği yer burası. Eğim pozitif. Zaten böyle bir grafik bekliyordum. İkincisini çizelim. X yerine 0 yazarsam y'si 3. 0, 3 noktası. Y yerine 0 yazarsam x'i 3 olacak bu sefer. Diğer nokta. Bu ikisinin kesiştiği yer. Bu da diğer doğru. Ve ikisinin kesiştiği yerde birimler uygun alırsanız 1, 2 noktası olduğu grafikten de görülüyor. X'i 1, y'si 2 olan nokta. Evet, bugün neler anlattık diye özetlersek, bu konu tabii ki hemen burada bitmedi, biraz uzun bir konu bu. Polinom nedir diye anlattık, polinom. Örneklerini verdik, mesela x artı 1'in karesi, x küp eksi x artı 1, x üzeri 4 eksi x artı 3, x küp eksi x üzeri 5, bunlar birer polinom fonksiyondu. Sonra birinci dereceden polinomları inceledik. Birinci dereceden polinomlar işte ax artı b şeklindeydi. Bunların kökü nasıl bulunur onu inceledik. Sonra ikinci dereceden polinom fonksiyonları anlattık. Bunların kökü nasıl bulunur? Bundan bahsettik. Son olarak da doğrusal fonksiyonların, yani birinci dereceden fonksiyonların eğimi ve grafiği üzerinde durduk. Grafiği ve kesişimlerini anlattık. Haftaya da parabolün grafiğini anlatacağız. Parabolün grafiği nasıl çizilir? Ve eşitsizlik sistemler nasıl çözülür? Onların üzerinde duracağız.